Evet arkadaşlar, Lise 5 kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle TYT kaynak önerisi yapacağız. TYT Soru Bankası konu altında kitapların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Ve ben hepsini yorumlayacağım. Yani piyasadaki her kitabı yorumlayacağım. Belki arada kaçmış olabilir, yani o derece diyorum. Çünkü bize gelen, o sponsor olmak için gelen kitaplara, aynı zamanda ben bugün gittim, dün gittim, kırtasiyeye baktım, orada kitapları araştırdım arkadaşlar. Yani bütün kitaplara baktım açıkçası. Ve bu kitapların hepsini sizler yorumlayacağım. İyi kötü, hiçbir şekilde sponsor olmadan hepsini iyi kötü yorumlayacağım. Kendi düşüncelerim olacak. ÖSYM'ye yakın mı değil mi olacak? Kolay mı, orta mı, zor mu? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. O zaman dil bilgisinden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar deneme, TYT denemesi olarak konuşmayacağız. Deneme önerisi olarak daha sonra başka video çekeriz. Deneme zamanı gelince. Ama şu anda soru bankaları, konu altında kitaplara bakıyoruz arkadaşlar. Ama bir tane istisnamız var arkadaşlar. Arı Yayınları'nın bir tane denemesi var dil bilgisi için. Bayağı iyi, çok iyi öğretiyor arkadaşlar. Yani öğreticilik düzeyinde bayağı iyi böyle. Yani denemeden önce konu özetli kısımları falan var. Orada konuyu anlatıyor, sonra denemeye geçiyor falan. Çok iyi orası. Palmi'nin dil bilgisi kitabı var bir tane. Çözümlü olması çok önemli arkadaşlar. Dil bilgisinde ya öğrenebilmek için zaten öğrendikten sonra böyle ekstradan 2-3 tane daha kaynak çözmeye gerek yok dil bilgisinde. O yüzden arkadaşlar çözümlü olması iyi bir şey. Çözümlü bir şekilde öğrenirsin. Palmi'nin dil bilgisi kitabı gayet güzel bu konuda. Rüştü Hoca'nın kitabı da çok güzel. Pelikan Yayın Evi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O da çözümlü arkadaşlar. O da gayet güzel. Şimdi 3 tane zaten kaynak verdim. Dil bilgisinden çok fazla çözmene gerek yok. Arkadaşlar şimdi Kafa Dengi Yayınları var. Benim Hocam, bir de Marka Yayınları arkadaşlar. Bunları ben çözmenizi tavsiye etmem. Çünkü çok da gerekli değil, yani hem çözümsüz bir şekilde vermişler hem de sorular o kadar böyle kaliteli değil. Çok hepsinde aynı tip sorular var. Yani mesela Kafa Dengi'ne baktım, bir de Beni Hocam'a baktım, aynı sorular vardı böyle. Hani bunları çözmenize gerek yok. Her yerde olan soruları vermişler sadece size. Bu soruları zaten siz deneme çalışırken her yerde göreceksiniz. Hız ve Renk değil bu arada. Hız ve Renk'in kitabı da çok güzel, çözümlü değildi. Ama dil bilgisi kitabı gayet güzeldi onun da. Çözümlü olabilir bu arada, yansıtılıyor olabilirim. Daha sonra arkadaşlar dil bilgisinde zaten çok fazla kitap yoktu. Benim gittiğim kırtasiyede bana gelen kitap da dil bilgisinde yoktu. Paragrafa geçelim arkadaşlar. Paragraf Hız ve Renk bayağı iyi. Yani herkesin önerdiği o arabalı kapaklı kitap var ya, o bayağı iyi. Onu ben de çözmüştüm. Hala bozmamış o kitap. Çok iyi kitap. Rüştü Hoca'nın kitabı da çok iyi paragrafta. Hem taktikleri bayağı iyi. Yani taktik, soru, her anlamda çok iyiler yani. Tonguç'un Paradoks diye bir kitabı var paragrafta. Nitelik Yayınları'nın paragraf kitabı var arkadaşlar. Bu ikisi zor kitaplar. Hani paragraflarına baktım, uzun uzun paragraflar var. Bayağı uzun paragraflar var. Ve biraz da zor arkadaşlar. Hani biraz yerlikten sonra böyle 30 netlere falan gelince bunları çözseniz daha iyi olur. Benim gördüğüm arkadaşlar en zor paragraf kitabı Yayın Denizi'nindi. Yayın Denizi'nin aşırı zor yani böyle artık... Hani ben artık bitirdim, bu paragraf işini hallettim diyorsan çöz bence. Yani onun ilerisinde böyle 20 net yapıyorsan hayatta çözme, Yayın Denizi çözme yani. Palmer'in yine çok iyi, dil bilgisinde olduğu gibi çok iyi kitabı. Bir de Fides diye bir yayın var. Bunu da ben ilk defa gördüm, Fides yayınları bu arada. Palmer ve Fides iyi kitaplar, orta düzeyde tertemiz kitaplar. Tam orta düzey yani böyle 20-25 net yapan, hatta 30 net yapan insan bile çözebilir bunları yani. Bir de arkadaşlar Limit Yayınları'nın paragraf kitabı vardı. Böyle 2-3 sayfa verdiği taktik kısımları var. Onları ben hiç beğenmedim açıkçası. Hiç güzel değillerdi. Ama yani taktikleri dışında soruları bayağı iyiydi. Yani gördüğüm en iyi sorular Limit Yayınları'nda falan olabilir yani. Çok iyiydi çünkü tam orta düzeydi. Yani tam ÖSYM'nin sorabileceği, klasik ÖSYM'nin sorabileceği. Hani 2020 YKS'ye zor sormuştu. Evet ama 2021 YKS'yle böyle 2020 YKS'yi eşitlesen, tam orta düzeyi bulsan o Limit Yayınları. Tam tıkırında sorular sormuşlar. Tabii ayırmış Limit Yayınları böyle kolay, orta, zor diye. Ama bana genel olarak orta düzeyde geldi. Zor kısmında bazen zorlayabiliyor. Onun dışında genel olarak orta düzeyde. Ya paragrafta önermeyeceğim kitap çok yok. Yani bunları söylediklerim hepsini çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama önermeyeceğim bir tane yayın var. MUBA Yayınları. Yani biraz kolpacılar. Böyle ilk anahtar söz uygulaması diye bir şey yazmışlar. Yaptıkları şey iki tane sayfaya böyle değişik sözleri işaretlemek olmuş yani. Hani Türkiye'de ilk ve tek deyip reklamını yapıyor ama aslında soruları da kötü. Taktikleri de çok kötü. Yani taktik zaten vermemişler bile. Hani bu şekilde ben bir reklamcılığa oynamışlar gibi geldi. O yüzden çok hoşuma gitmedi o yayın. Onun için arkadaşlar paragrafta DBX'de bu kadardı. Türkçe'de genel olarak zaten Limit, Palme, bunlar hem DBX'de hem paragrafta iyi dediklerim arkadaşlar. İkisini de iyi dediklerim arkadaşlar. Bakabilirsin direkt Türkçe kitabı olarak da. Çünkü DBX'de paragraf aynı yerde ya. Hani
Oradan iyi yani. Bilgi sarmalı yayınları da var. Bilgi sarmalı yayınları Deli Bilgisi ve Paragraf kitabını ben orada göremedim ama Türkçe kitabı arkadaşlar vardı orada. Güzel bir kitap o da. Onu da alabilirsin Türkçe için. Daha sonra benim en fazla not aldığım kısma gidelim. TYT Matematik arkadaşlar. TYT Matematik'te sanırım yanlış bilmiyorsam 25 tane falan not aldım. 25 tane yayının not aldım. Sadece soru bankası, deneme falan da değil. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle en bilinen yayınlardan bir başlayacağım. Tamam mı? 3D yayınları değil mi? 3D yayınlarını hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar bence 3D yayınlarının matematik kısmı çok güzel değil. Yani kötü demiyorum. Kesinlikle kötü demiyorum. Yani iyi yayınların arkadaşlar genel olarak kötü olmaz yani kitapları. İyi olur. Yani ortalamanın üstünde olur. Bu da ortalamanın üstünde matematiği ama geometrisini gördükten sonra arkadaşlar 3D yayınların geometrisi bayağı iyi. 3D yayınlarının. Yani ben bayağı beğendim onu. Direkt onu çözebilirsiniz geometri açısından. Bir de Karakök yayınları hakkında bir şey söylemek istiyorum. Karakök yayınları iki tane var tamam mı? Bir sıfırdan olan bir de direkt soru bankası olan. Arkadaşlar sıfırdan olan çok iyi. Gerçekten bayağı iyi yani. Eğer ki sıfırsan, hiçbir bilgin yoksa matematik adına yani direkt çözebilirsin. Onu baştan başlayıp ben sonuna kadar geçen 600-700 sayfa civarı bir şey. Arkadaşlar o kitap sizi gerçekten belli bir yere, iyi bir yere getirir. Ama normal soru bankası iyi evet. Ama hani herkes der ya senin çözeceğin soru bankası Karakök TYT Matematik soru bankasıdır derler. Yani arkadaşlar piyasadaki en iyisi diyemem ben. En iyisi değil bence. İyi ama. Ya 10 üzerinden 7-7.5-8 veririm. Gayet iyi. Ben de çözdüm. Yani çözmedim. Tamamen bitirmemiştim. Matematiğim iyi diye ama abartıldığı kadar değil. Onu söylemek istiyorum. Yoksa iyi bir kitap. Başlangıç düzeyinde arkadaşlar Miran yayınları var. Miran yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası kitabı arkadaşlar. Bayağı iyi. Ben çok beğendim onu. Çok güzel bir kitaptı. Hem öğretiyor hem de zorladığı kısımlar da var. Kısa öğreticileri var böyle. Kısa kısa böyle öğretici yerleri var. Onlar çok iyi. Yani direkt sana bilgi veriyor. Hiç uzatmıyor. Direkt bilgiyi veriyor sana. Miran yayınlarının o şeyini çok beğendim. Soruları gayet güzeldi. ENS yayınları var arkadaşlar. ENS yayınlarının TYT Matematiği arkadaşlar iyi bir kitap. Çok iyi diyemem ama iyi bir kitap. Kötü değil kesinlikle iyi bir kitap. Orta düzeyde eğer ki orta düzeydeyseniz böyle 20 netler, 25 netlerdeyseniz çözülebilecek bir kitap. Çok fazla klasik sorusu var. O biraz beni şey yaptı. Klasik sorusu çok fazla. Hani eski ÖSYM, YGS tarzı soruları biraz fazla. ÖSYM tarzı soruları da var bayağı ama klasik soruları biraz daha azalsaydı daha iyi olurdu bence. Antrenmanlarda matematik herkesin bildiği kitap. Arkadaşlar bu kitabı sadece sıfırsanız alın. Matematikte hani böyle 15 netin üstüne çıkamıyorsan, 10 netin üstüne çıkamıyorsan bu kitabı al. Çok işine yarar. Gerçekten bayağı işine yarar ama eğer ki sen 20 netlerdeysen, 25 netlerdeysen bu kitabı almanı pek önermiyorum ben. Daha sonra çap yayınlarının TYT Matematiği. Orijinal soruları çok fazla. Bu güzel bir özellik. Hibrit testler diye bir kısım var. Mesela hibrit testler kısmı çok güzel. Orada çok fazla orijinal soru var. Ya oradan mesela gerçek sınavdan bu seneki sınavda belki yakın sorular çıkmıştır yani. O kısım biraz zor tabii. Hibrit testler kısmı bayağı zor. Onun dışında mesela orta düzeyde, kolay düzeyde sorular da var arkadaşlar. Genel olarak orta düzeyde bir kitap. Eğer ki yani dediğim gibi 20 netlerde, 25 netlerde olan bir insansan o zaman bu kitabı alabilirsin, rahatlıkla çözebilirsin. Arkadaşlar AYD yayınlarını ben mesela matematik kitabını beğenmemiştim kendi sınav senesinde ama düzeltmişler. Yani yalan yok, düzeltmişler. Gerçekten güzel yapmışlar. Ama tek sıkıntısı biraz fazla zor. Yani 30-35 netlerde gezinen insanlar çözebilir sadece bunu. Çünkü ayda yayınlanan sorular arkadaşlar çok zaman harcayan sorular. Yani tabii ki de mesela 2021 YKS, son YKS'de sınav gerçekten zordu. TYT Matematik çok zordu. Mesela ayda yayınları biraz daha yakındı ona, evet. Ama biz tabii ki ortalamaya bakmak zorundayız arkadaşlar. Ayda yayınlarının yani soruları çok zor ve zaman alıyor. Yine de çözülebilir eğer ki ileri düzeyde bir matematiğin varsa o zaman çözebilirsin bu kitabı. Tonguç yayınlarının TYT Matematiği var arkadaşlar. Gayet yani kolay bir kitap. İyi soruları çok fazla var. Güzel soruları var. Gerçekten kötü bir kitap değil. Kolay soruları çok fazla var. Eğer ki hani 20 net, 25 netin üstündeysen çözmeni çok tavsiye etmem. Yani 25, yani 20 netteysen çözersin de 25 netin üstündeysen o zaman çözmeni fazla gerek yok. Çok kolay gelir sana. Limit yayınlarının kitabı arkadaşlar. Kolay bir kitap. Genel olarak soruları kolay. Öğretici. Çok iyi öğretiyor. Güzel öğretiyor. En güzel özelliği de çok fazla sorusu var. Sorusu bitmiyor yani. Milyon tane soru var kitabın içinde. Ace yayınlarının kitabı arkadaşlar. Ace yayınlarının TYT Matematik kitabı. Ben bu kitabı çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ama 20 net altıysan çözme bu kitabı. Çünkü zor bir kitap. Başlangıç ve Ace testleri diye ikiye ayırmış. Mesela başlangıç testleri hani kolay olmasını beklerse onlar da zor. Hani bu yüksek derecede bir zorluğu var. Ama çok güzel sorular var. Gerçekten ÖSYM'ne soracağı, direkt sorup sorabileceği sorular var yani. O yüzden çözebilirsin eğer ki iyi netlerdeyiz. Yayın denizi var arkadaşlar. Yayın denizini ben pek beğenmedim.
Soruda da hep eski tarzda, hani orijinal YKS sistemindeki sorulardan yok arkadaşlar. YGS sistemindeki sorulardan var. Yayın denizleri ben pek beğenmedim. Toprak yayınları var arkadaşlar. Toprak yayınları yine orta düzeyde bir kaynak. Mesela bu yayında şey vardı. Cevap anahtarıyla soruları aynı sayfadaydı. Böyle sayfalar var. Şu tarafta cevap anahtarı var. Yani arkada değil. Mesela bu bazı insanları kışkırtabiliyor. İşte oradaki şeylere bakabiliyorsunuz. Oradaki cevaplara bakabiliyorsunuz. Hani bunu da göz önünde alırsam sevinirim. Kazanım ve uygulama testleri var. Ben açıkçası kazanım testlerini çok beğenmedim ama uygulama testlerini bayağı beğendim. Orası güzeldi. Kazanım testleri biraz da böyle çok klasik soru vardı. Hani oradan sen çok fazla yürüyemezsin. Yani uygulama testleri ama gayet güzeldi. Arkadaşlar Palmiye'nin konu anlatımının TYT Matematik'te var. Hayvan kadar bir şey. Bu öküz gibi bir şey yani, tamam mı? Ama bu kitap sadece temel oluşturmaya yarar. Hani temelin dışına çıkmamış hiçbir şekilde. Temel oluşturmaya yarıyor gerçekten. Ben bunu mesela 11. sınıfsan ve şu an hani bu video attığın zamanlar Eylül, Ağustos, Ekim aylarında falan çözülebilecek, başlanabilecek bir kitap arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürer. Ve yani o sadece temeli oluşturacak. Biraz sıkıntı bir olay. Eğer ki hani sadece temel istiyorsan, netim düşük olsun, hani TYT Matematik'te netim böyle maksimum 20'ye çıkayım ben, çok da gerek yok diyorsan çözebilirsin. Ama Tonguç var. Tonguç'un da temel bir kitabı var arkadaşlar. Tonguç mesela daha iyi geldi bana Palmiye'den ziyade. Palmiye'nin matematiği yani yine çok güzel. Gerçekten yani güzel kitap yani, çok iyi öğretiyor ama Tonguç çünkü ben daha çok beğendim. Arkadaşlar bir de Delta Kültür yayınları var. Delta Kültür yayınlarının böyle 6 tane fasiküllü bir kitap tarzı bir şeyi var. Mesela ben onu hiç beğenmedim. Sıfır beğendim yani. Arkadaşlar onu çözeceğin git deneme çöz. Ya aynı şey. Azıcık soru koymuş. Her bir ilk konudan 2 tane soru, şundan 3 tane soru. Ben çok az sorusu var. Deneme çöz onun yerine daha iyi yani. 3-4-5 yayınlarını zaten genel olarak öğrencide önerir arkadaşlar. YKS öğrencide önerir. Mesela bence ÖSYM tadında kısmı, ÖSYM tadında diye bir kısım var, tamam mı? Zaten kitabın genel kısmı orası, %70 kısmı orası. Çok iyi, bayağı iyi. Ama diğer kısma gerek yokmuş. Yani oraya mesela ben o kitabı alırken biraz fazladan para veriyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten o kısmı yani sen çözebiliyorsan, ÖSYM tadında kısmını sen çözebiliyorsan zaten o diğer kalan kısmı sen her türlü çözersin. Yani çözmeme imkanı yok. Orada soru çözmek mesela zaman kaybı olur. Yani o kadar kolay soruda, o kadar böyle ÖSYM tarzında böyle zor soru aynı yerde olmamalı bence mesela. 3-4-5 mesela bence bu hatası var. Aynı yerde hem çok kolay var hem çok zor var. Kolayı yapan zoru zaten zor yapar. Yani yapamayabilir. Büyük ihtimalle yapamaz. Zoru yapan da kolayı her türlü yapar. Zaten bunu çözmesine gerek kalmıyor. O yüzden bir dengesizlik oluyor. Bazı kitaplarda bu vardı mesela. 3-4-5 de bence var ama kitap yani gerçekten ÖSYM tarzında için sıfır alınır yani o kitap. İtelik yayınlarının TYT Matematik kitabı arkadaşlar. Ben eskiden sevmezdim. Kendi sınav senemde sevmemiştim. Yani şu an güzelleştirmişler kitabı. Yani içerik bayağı güzelleşmiş. Farklı sorular çoğunlukta. Böyle orijinal sorular bayağı çoğunluk. Yani tabi azınlık böyle kolay soru da var, böyle çerezlik soru da var. Zorluk seviyesi de orta zor arası. Bilgi sarmalık yayınlarında da arkadaşlar bunda da zorluk orta düzeyde. Yani farklı sorularda da çoğunlukta. İnce Detay diye bir yayın vardı arkadaşlar. Yani çok bir olayı yok, böyle bir farklılığı yok. Kapağı güzeldi kitabın. Yani bir de çözülür yani. Ya kötü değil kitap ama iyi de değil. Orta düzeyde çözülebilir. Eline geçerse çöz yani. Birey yayınların arkadaşlar A ve B kısmı var. Onlar TYT, AYT birlikte olduğu için onlara bakmadım. Ya onlara gerek duymadı şu an. Sadece TYT vermek istiyorum. TYT Yeni Nesil Sorular diye bir kitabı var. Matematik ve Geometri birleşik arkadaşlar. O mesela bayağı iyi. Hani geçen sene YKS'de 2021 YKS'ye giren öğrenci onu çözdüyse gerçekten çok işine yaramıştır. Zor sorular var. Bayağı uzun uzun, bayağı çok uzun sorular var arkadaşlar. Onları çözersen, yani 2021 YKS'de senin çok işine yarardı. Bu seneki YKS'de tabii kolay çıkarsa üzülürsün. Zor çıkarsa ama işine çok yarar gerçekten. Çözebilirsin onu. Hızlı bir renk de güzel bir kitap ama tek bir sıkıntısı var. Zor diyor arkadaşlar. Zor kısım var ama zor değil. Yani kitap genel olarak kolay orta, kolay orta zor diye ayırmış kitabı. Yani farklı renklerde ayırmış. Ama zor dediği kısım arkadaşlar zor değil bence. Kolay ve orta düzeyde. Yani eğer ki öyle bir kaynak arıyorsan güzel bir kitap ama. Orijinal yayınları var. Orijinal yayınlar arkadaşlar ÖSYM nasılsa öyle. Tek söyleyebileceğim bu gayet güzel kitap. Fen bilimleri yayınlar arkadaşlar. Matematik kısmı orta, fena değil, yapılır. Ama geometri kısmı çok iyi. Geometri kısmı eğer ki fen bilimlerinden bir şey çözeceksen geometri çöz yani. Paraf yayınları arkadaşlar, zaten paraf yayınları iyidir. Üzmez adamı yani. Kapağı da güzel. Her türlü kapağı güzel zaten. Soruları da güzel yani, orta düzeyde. Mükemmel diyemem mesela. Orijinal mükemmel derim orijinalde. Paraf'a mükemmel diyemem ama çözülebilecek bir kitap. Gayet güzel kitap. Bir de gold kısım var. İki tane farklı kitap çıkarmışlar. Hani çok bir farkı yok bence sorular arasında.
Ama soru farklılığı var yani. Hani çeşitlendireceksen eğer ki Gold'u da alabilirsin. Farklı sorular var. Aynı soruları koymamışlar yani. Metin yayınları var. Metin yayınlarında arkadaşlar geçişler çok hızlı geldi bana. Hani kolay, orta, zor bir anda geçiyor. Hani şöyle kolay, orta, zor bu şekilde gidersin ya, böyle bir geçiş vardı onda. O biraz sıkıntı. O yüzden arkadaşlar sadece iyi olanlar alsın. Böyle iyi netler yapanlar, konuları bilen insanlar alsın arkadaşlar. Yani zor kısmı çok güzel sorular bu arada. Kolay kısmında hiç güzel soru bulamadım ben ama zor kısmı çok güzel sorular var. Endemik yayınları da ben mesela genel olarak seviyorum. Ama matematikte arkadaşlar öğretici olmaya çalışıp öğretememiş. O kısmını beğenmedim ne yazık ki. Matematikte endemik yayınları matematikte bilmiyorum, kötü sevmedim. Bir de bir şey diyeceğim. Bundan sonra da bunu çok konuşacağız. Yeni Nesil diye bir yayın var. Yani hiçbir şekilde sponsor değil bu arkadaşlar. Yeni Nesil diye bir yayın var arkadaşlar. Matematiği çok iyiydi. Diğerlerinde de zaten bunu tavsiye edeceğim. Matematiği çok iyiydi. Bu kitabı ya alın bence bu arada. Bayağı iyi kitap. Hani orijinal böyle tier list yapsam böyle en üst düzey S tier'e falan koyarım Yeni Nesil'i yani. Onu da alın arkadaşlar. Güzel kitap. Matematik bu kadardı. Zaten çok kitap verdim. Her türlü kitabı yorumladım size. TYT Matematik için bunu yaptım. Şimdi fizik, kimya, biyolojiye geçelim. Arkadaşlar fizik, kimya, biyolojide ayrı ayrı vermeyeceğim. Yayınlara baktım. Fizik, kimya, biyolojisine de baktım. Her yerin yani bakabildiğim bütün yayınların fizik, kimya, biyolojisine baktım. O yüzden bir yayını söyleyeceğim. Daha sonra fizik, kimya, biyolojisi nasıl onları söyleyeceğim size. Okyanus yayınlarının konu altında bir de soru bankası kitapları var. Fizik, kimya, biyoloji arkadaşlar. Konu altındasını alın bence. Soru bankasını o kadar beğenmedim. Konu altında kısmında konu altım çok güzel diye belki de yani. O çok hoşuma gitti. Özellikle okyanus yayınları alacaksan fiziği al. Fizik okyanus yayınlarıdır yani. Kimya biyolojisi de güzel, fena değil, alınabilir. Ama fizik alacaksan okyanus yayınlarını alabilirsin yani. Tavsiyem direkt odur. Aydın yayınlarında klasiktir aslında bu söyleyeceğim. Aydın yayınlarının arkadaşlar kimyası iyidir. Kimyası gerçekten çok güzeldi. Bu sene de yani yine baktım çok güzeldi. Konu özetleri falan, konu altında çok güzel. Fizik ve biyolojide arkadaşlar çok fazla ayrıntısı var. Yani ben beğenmedim o kısmı. Çok gereksiz ayrıntısı var. Özet kısmını pek beğenmedim. Soruları da fena değil. Ama yani konu özet kısmını beğenmediğim için sorularında çok böyle hani ahım şahım olması lazımdı. Öyle de değildi. Mesela benim kafama takılan bir olay var. Biyoloji arkadaşlar TYT IT bileşik yapıyor. Yayınların geneli bunu yapıyor. Bazı yayınlar yapmıyor bunu. ENS yayınlarını bayağı beğendim. Fizikte, kimyada, biyolojide hepsini beğendim. Ama biyoloji TYT IT birlikte olması, ya tamam anlıyorum olayı ama yine de bilmiyorum, ayrı yapılsa daha hoşuma giderdi yani. Belki IT'ye girmeyecek adam. O yüzden tek sıkıntısı o yoksa ENS yayınlarının fiziğini, kimyasını, biyolojisini de alabilirsiniz. Çok hoş. Konuları da çok hoş. Soruları da bayağı iyi. Tam ÖSYM düzeyinde yani. Tonguç yayınlarının fizik, kimya, biyolojisi genel olarak üçü de kolay arkadaşlar. Yani kolay düzeyde, ilk düzeyde arkadaşlar Tonguç alınabilir. Tonguç zaten hani bir klasik olduğu için arkadaşlar yine çözülebilecek bir şey. Yani dediğim gibi yayınlar iyiyse, duyulan bir yayınsa genel olarak iyi oluyor. Her şey genel olarak fena olmuyor yani. Ama bana biraz şey geldi. Tonguç yayınlarının kitapları, o fizik, kimya, biyoloji özellikle biraz karışık geldi. Hani bir ondan, bir ondan, biraz ondan, biraz şundan yapalım demişler gibi geldi. Benim kafam karıştı çözerken. Bir baktım yani kafam karıştı. Onun için bir sıkıntısı yok ama. Fundamentals var biyolojide. Arkadaşlar bence Konaltım'ın kitabını almayın. Zaten Konaltım'ın hepsini zaten YouTube'da var. Yani hepsini veriyor kadın. Hepsini verdiği için direkt Soru Bankası kitabı var. Soru Bankası kitabını alabilirsiniz. Soruları güzel. Ama Konaltım'ın kitabını almayın. Yani direkt zaten YouTube'dan çıkar PDF'i var yani. Sağ olsun iyi bir şey yapıyor tabii de. Hani Soru Bankası alsanız daha mantıklı belki. Arkadaşlar bir tane kitap gördüm. Kriter Fizik diye. Kriter yayınları sanırım. Yeni çıktı sanırım bu yayın ama ben gördüm birkaç yerde bu kitabı. Arkadaşlar dünyanın en saçma yayınlarından bir tanesi. Kusura bakmayın ama yani şöyle diye kitap böyle. Hani bu şekilde. Sen bu şekilde kitabı açacaksın. Böyle çözeceksin. Ve soruları da hiç güzel değil. Dünyanın en saçma soruları. Ben tek başıma yazsam daha güzel yazarım bu arada. Yani hiç beğenmedim. O kitabı almayın. Direkt almayın. Palme'de zaten klasik bir yayındır. Biyolojisi çok iyi. Fiziği çok iyi. Kimyası fena değil. Güzel o da ama hani fizik ve biyoloji görünce hani kimya diyorsun ki o kadar iyi değil diyorsun ama yine de iyi o da. Fizik ve biyolojisini ama alın derim ben yani. Toprak yayınlarını genel olarak beğendim arkadaşlar. Fizik, kimya, biyolojisi de üçü de güzeldi, fena değildi. Kolay orta düzeyde zorluğu vardı. Hız ve renkte arkadaşlar fizik fazla zor. Gereksiz zorlu bence. Kimya da zor. Yani kimya çözülebilir ama hani eğer ki sen kimyada böyle tam yapmak falan istiyorsan çözülebilir. Fizik bana gereksiz zor geldi açıkçası. TYT fizik yani. IT fizikte belki yine gerekebilir. Hani bu kadar zor çözmen gerekebilir ama TYT fizikte bu kadar zor yapmaya çok da gerek yok. Kimya zor ama 7-7 yapacağım diyorsan çözülebilir. Yanıt yayınları fizik kolay orta düzeyde, biyolojide zor düzeydeydi. İkisi de çözülebilir, fena olmayan kitaplar. AIS yayınlarını arkadaşlar ben severim. AIS yayınlarını genel olarak seviyorum. Yani sıkıntısı TYT IT beraber veriyorlar.
O biraz hoşuma gitmiyor benim. Soru sayısı biraz az oluyor AC yayınlarında ama soruları gerçekten az ama öz oluyor. Güzel oluyor. Soruları çözebilirsiniz onu. Karakök'te de fizik, kimya, biyoloji güzel genel olarak. Fizik özellikle güzeldi bayağı. Orta zor düzeyde bir kitap o da. Metin yayınlarını arkadaşlar bayağı beğendim. Fizik, kimya, biyoloji, FKV'de bayağı iyi. Yani çok fazla resim var. Tam ÖSYM böyle. Direkt diyorsun ki ben ÖSYM sınavındayım. Çok iyi. Ben bayağı beğendim kitabı. 3D yayınları yine bilinen bir kaynak arkadaşlar. Fizik ve biyolojisi zor. Ya bu kadar zoruna bence gerek yok. TYT'de yani. TYT'de bu kadar zoruna gerek yok. AYT'de çözülebilir. AYT gelince, konusu gelince onu konuşuruz. 3D'de bu kadar zoruna gerek yok bence. Ama kimya güzel. Kimya orta düzeyde gayet çözülebilir bir kaynak. Arkadaşlar bahsetmiştim TYT Matematik'te yeni nesil yayın evi diye bir yayın evi var. İlk defa gördüm bir yayını ama çok iyi. Yani sosyale geldik şu an bu arada. Sosyalde arkadaşlar direkt önereceğim kaynak bu. Yani adamlar tarih, coğrafya, felsefe ve din için. Din için özellikle yani soru bankası çıkarmışlar ve din için çıkardıkları soru bankası o kadar iyi ki. Yani konu özellikle direkt MEB'in verdiği bilgileri sadece vermiş. Yani gereksiz bilgi veriyor. Direkt bütün yayından gereksiz bilgi veriyor. Ama bu yeni nesil yayınları arkadaşlar gereksiz bilgi vermiyor. Direkt MEB'in verdiklerini veriyor. DMX kitabını direkt al. Çok ciddi bir direkt al o kitabı. Coğrafya da güzel. Zaten benim önerim zaten kaynakta bu arada arkadaşlar coğrafya önereceğim. Genel olarak tarih, felsefe, din. Yani dinden, felsefeden bunlardan deneme çöz. Tarihten kaynak çözmene gerek yok fazla. Yani illa vereceğim bir iki tane ama coğrafyada genel olarak vereceğim arkadaşlar. Sosyalde coğrafyada çünkü çözülmesi gerekiyor. Delta Kültür yayınlarının coğrafyası güzeldi. Bayağı konu özeti kısmı özellikle çok güzeldi. Aydın değil. Aydın yayınlarının tarihini de çözebilirsiniz. Coğrafyası zaten güzel. Felsefe kısmı da güzel. Bu yayınlardan çözebilirsin. İlla çözeceğim diyorsan yani. Toprak yayınlarının coğrafya kitabı da güzeldi. Karakök coğrafya. Eğer ki yani çözdüysen bir tane kaynak bitirsen coğrafyada o zaman ikinci kaynağın bu olabilir çünkü zor biraz ama gayet güzel soruları var. Yanıt yayınları arkadaşlar sosyal kısmında gayet güzel. Tarihte arkadaşlar özellikle az bilgili soru var. Genel olarak yorumlu soru var. Bu güzel bir şey bence çünkü zaten genel olarak yorum çıkıyor. Coğrafyası ve felsefesinde arkadaşlar bol bilgi var. Coğrafya için aslında güzel bir şey bu. Felsefede arkadaşlar hani yorum genel olarak çıkıyor zaten biliyorsunuz. Ama eğer ki diyorsan ben felsefe zaten yorumu hallediyorum. Yorum kısmını hallettim. Biraz da bilgi kısmına bakayım diyorsan zaten çok kalın bir kitap ve küçük bir kitap. Felsefede bilgi kısmını buradan belki halledebilirsin. Yanıt yayınlarından güzel olabilir arkadaşlar felsefe bilgi kısmını halletmen için. Bir tane daha yayın var en son söyleyeceğim. Başarıyorum yayınları var arkadaşlar. Bu yayınların genel olarak kitapları ben beğeniyorum. Ama gittiğim kırtasiyede bana kitapları yollamadılar. O kitaplara ben fazla bakamadım. Genel olarak beğeniyordum eskiden gördüğümde. Kitap evinde sadece sosyal kısmını görebildim. Öğretiyor yani öğretici bir şekilde sana aktarıyor. Çok güzel böyle konu kısımları var arkadaşlar. O kısımları ben bayağı beğeniyorum. Felsefede özellikle çok güzel yapmışlardı. Kaynak önerilerim bu kadardı. TYT'de en azından AYT'si de gelir bunu. Mert çeker, Kaya Bey çeker. Bunu bir de deneme versiyonu çekeriz. Bütün kitaplara bakarım artık. Yine bütün gün yoruldum. Eğer ki arkadaşlar benim kaçırdığım kaynak varsa onları yorumları bekliyorum. Söyleyin bakalım. Ben de bir bakayım. Derim altına cevap atarım. Hani güzel mi değil mi? Biz bu arada bu sene bayağı çekiliş yapmak istiyoruz. Ama hani çekiliş tabii çok fazla her yerden sponsor gelmiyor öyle. Bu önerdiğim kitapları böyle bir set halinde size dağıtmayı düşünüyoruz. O yüzden bir beğenin, yorum atın da hani izlenmesi çok olsun. Adamlar görsün. Yani sponsorlar görsün. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğenip paylaşmayı ve unutmayın. Öptüm sizi. Bye bye.